gece yaptığın hiç olmadı Bulut. Yani bu defile için sen hepimizden çok daha fazla uğraştın. Her ayrıntısıyla, her detayıyla kendin ilgilendin. Ama sonuç, aile fotoğraflarında bile yoksun yani. Yazık. Kızlar güzel miydi bari? İpek, hiç sırası değil şimdi. Basit bir soru sordum anne. Ay merak etme, sıra sana da gelecek. Benim mazeretim var, ben partideydim. Hem sana önceden haber verdim zaten. Aferin. Tam parti verecek zamanı buldum gerçekten. Burada. Şu anda bir itibar suikastı yapılıyor. Really ama buna müsaade edemem. Fokuslan lütfen. Partiyi ben vermedim, sadece katıldım. Hem katılmasaydım da itibarın yarımı alsaydı. No mami, bunu girerlere yapamazdım. After party'ye de yetiştim, yalan mı? Konumuz ailemizi ve Şayika'yı yapayalnız bırakan abim Bulut. Fokuslan lütfen. Evet, bu arada Şayika'yı da çok üzdüm. Umarım farkındasındır. Annemi sana uygun gördüğü kısmeti nasıl üzersin abi? Hiç mi utanmadın? Anne, bu Şayika konusu biraz fazla uzamadı mı? Hem kızla olan arkadaşlarıma da zarar vermeye başladım. Kim bu kız Bulut? Hı? Sana şimdiden sorumluluklarını bu kadar unutturan bu kız kim? Hangi kız? Benimle oyun oynama. Senin bu konuda söyleyecek bir şeyin yok mu baba? Anneniz konuşurken susmam gerektiğini öğreneli çok uzun yıllar oldu kızım. Kılıbık. Sen ne dedin? Ağzımdan kaçtı. Hatta kaçmadı bile. Demedim ben bir şey. Valla baba, valla baba ben bir şey. Bundan sonra babana nasıl konuşman gerektiğini unutmazsın artık. Gerçekten mi ya? Bulut, bu konu daha kapanmadı. Çok eğlendik Münevver abla. Vallahi neredeyse kaynana teşekkür edesin var. O derece yani. Bizim gibi insanların hayatında ilk defa yaşayacağı bir geceydi. Ama sen asıl bombayı bilmiyorsun tabii. Aa! Bu ne kız? Ayol bu ne? Ne bu ne? Baksanıza. Kim çekmiş bunu ya? Bir dakika, bir dakika. Nasıl olur böyle bir şey? İnan babam. Aman, kim çekmişse çekmiş. Ay güzel de çıkmışsın vallahi. İnan nereden görecek be? Yarına kadar unutulur zaten. Yuh sana Elif ya. Bir gecede adamı ne hale getirmişsin? Bakın, neler yaşandı. Neler yaptınız hepsini tek tek bilmek istiyorum. Ayrıntıyı kaçıran vallahi bir ay mesaiye kalır, haberiniz olsun. Şuna bak. Ana. Faysal! Ne bağırıyorsun sabah sabah ya? Ben sana dedim Faysal. Ben sana dedim dedim de dinletemedim. Al bak, öv içinde eserini. Ya? Yıldızlarda kalmışmış bir şey. Ah, kalmış yıldızlarda. Bak bakalım kızın kimlerle el ele kol kola. Ama ben fark ettim. Ben tehlikeyi gördüm. Ama dinledin mi? Dinlemedin. Ne oluyor ya? Açsana hadi, aç aç. Ya saçmalama Yıldız. Münevver abla, müdür olarak emretme hakkın var. Hadi hakkını kullan. Emret açsın telefonu. Hadi göster kendini. Aç telefonu Elif. Emrediyorum sana. O telefon açılacak. Yaşa be Münevver abla. Alo. Günaydın. Yok, kalkmıştım zaten. Bugün mü? Kabul et, kabul et. Münevver abla izin verir, kabul et.
Tamam, görüşelim. Çizimlerim mi? Evet evet, yanımdalar. Tabii getiririm. Yok, hayır hayır. Senin gelmene gerek yok. Bana konum atarsa ben kendim gelirim. Tamam, görüşürüz. Buluşalım diyor. O kadarını biliyoruz. Çizimlerimi de yanımda getirmemi istedi. Sen bunları ne ara gidip getirdin? Simit almaya gidiyorum dedin de, değil mi? Nereden biliyordun arayacağını? Biz de bu aşk okuluna yıllarımızı verdik kızım. Mezun olamadıysak da çakarız biraz bu işin ilminden. Buraya da gelirsiniz değil mi? Bizimle de tanıştırırsın, tamam mı? Ya baba, bizim gördüğümüzü el alem görmeyecek mi baba? Ya biz bu mahalleliye rezil olursak ne olacak sonra? Ya bu kadar sene sonra olacak iş mi baba? Yok, Elif o işi bırakacak. Bitti ya. Bu kadar. Gelecek, evinde dizini kırıp oturacak. Burnu çıkmayacak bu kafadan, burnunu kırarım onu. Hani gece gidip kontrol edecektin ha? Bu nasıl kontrol etmek, dangoz? He? Baba ne bağırıyorsun ya? Gittim ben. Uslat teyzeye kapıdan dedim. Nereye gittin? Yani içerideler dedi, yatıyorlar dedi. Gel bak istersen dedi bana bak. Yani girmedim yani kadının evine kadar, o kadar. Gerekirse gireceksin. Bak sen hele şu Vuslat'a bak hele sen. Ama sen dur. Benim de iki çift lafım var o Vuslat'a edecek. Ben gidiyorum. Yok ben burada duramayacağım, mağazaya gidiyorum. Onu o elinden tutacağım, buraya getireceğim. Yok artık iş falan. Kimmiş kız bu? Anne bu Ezin Bulut Giray'la ne işi olabilir ya? Düşündükçe kafayı yiyeceğim. Kim? Bulut Giray mı? Önemli biri mi o? Önemli mi? Oha yani anne. Sendeki de beyaz ötesi saflık. Bu kadar önemli bir adama bizim sümüklü kızla ne işi olur ki? Anne o fotoğraftaki ben olmalıydım. Ben o varoş değil. Bir yeteneğim var. Gerçekten bir yeteneğim var. Ama çalışılması lazım. Bence vakit kaybetmeden bir tasarım grubuyla çalışmak senin için çok iyi olur. Hem işin mutfağında olmak bakış açına çok fazla şey katar. Eğer istersen bizim çocuklarla konuşup bir yer ayarlayabilirim sana. İster misin? Bilmem ki yani yapabilir miyim? Yani dün benimle kavga ederken söylediklerine bakılırsa çalışmaktan gocunacak biri değilsin sen. Sorun o değildi zaten. Ne peki? Yani her şey o kadar hızlı gelişiyor ki ben biraz ayak uydurmakta zorlanıyorum. Elif bak, dün gece senle bana olan şey çok güzel bir şey. Farkındasın değil mi sen de bunu? Dün seni bıraktığımdan beri aklımdan bir dakika çıkmadı. Seni düşünmeden bir dakikam geçmedi benim. Hatta bu saate kadar seni aramadan nasıl durdum? Bana sorun. Ne yaptın ya sen bana? Hı? Söylesene. Kız arkadaşınız ne dedi bu duruma? Kız arkadaşım? Hı hı. Şahika Hanım. Şahika benim kız arkadaşım değil. Dergiler öyle yazmıyor mu? Dergilerin her söylediğine inanacak olursak vay halimize. Şahika bizim sadece bir aile dostumuz. Ama hepsi bu kadar. Fazlası yok. Sen de beni düşünmüşsün. Yok. Nereden çıkardın şimdi? Yoksa bana Şahika'yı asla sormazdın. Kalkalım mı artık? Olur. Kalkalım.
Eve mi gideceksin? Yok. Benim uğramam gereken birkaç yer var. Tamam. Bırakayım ben seni. Gerek yok. Ben kendim hallederim. Tamam. Peki. Yarın beraberiz ama. Bulut. Benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Ne güzel işte. Yarın yemekte rahat rahat konuşuruz. Evden alırım ben seni. Evden mi? Evet, evden. Evini biliyorum ne yapıyordun. Bak eğer çıkmazsan güvenlikle kavga ederim. Sokakta yaygara çıkarırım. Kapıyı bile kırarım. Yaparım. Gözüm karadır. Bulut. Şşş. Yarın. Yemekte. Tamam. Yarın bir şekilde ayarlayacağım. Yıldız nerede? Yıldız nerede? Şu tarafta. Elif nerede? İnan, ne işin var senin burada? Ya ben şöyle kendime yavru ağzı straplez bir bluz bakmaya geldim. Var mı elinizde? Bırak bu soğuk esprileri. Elif nerede? Yemekte. Ne oldu, bir sorun mu var? Sorun var Kıldız. Sorun tepeden tırnağa sizsiniz. Ama ben çözeceğim o sorunu. Kökünden halledeceğim, merak etme sen. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne oldu dün gece partide? Sen bir anlat bakayım onu bana. Şey... Konuş, ben dinliyorum seni. Müsaade et. Ne oldu kızım? Sus desene, üç gün aralıksız konuşuyorsun. Anlatsana. Ya altı üstü bir fotoğraf. Abartılacak bir şey yok. Şirketin davetlisiydik. Hem izin isteseydik vermezdiniz. Yalan mı? Kötü bir şey yapmadık biz ya. Elif nerede Kıldız? Yemekte dedim ya inancım. O beyaz marsıkla oynaşmaya çıktı değil mi? Biz onu işleyebilirken o kim bilir nereden çıkarıyor. Tak! Bitti ama artık. Bitti Kıldız. Bitti. Sen miydin? Bana bak. Senin kendi kızını kimlere peşkeş çektiğin, hangi masalara meze ettiğin beni hiç ilgilendirmez. Ama benim kızımdan uzak duracaksın. Lafını bil de konuş, terbiyesiz. Uzak dur Elif'ten. Rahat bırak kızımı. Kızın mı? Ya insanda bir parça utanma olur be. Bir günden bir güne analık yaptın sanki kıza. Bana bak. Bundan sonra seni Elif'in 50 metre yakınında görmeyeceğim. Bak yemin olsun. Faysal'ı inanı salarım üstüne. Mahallenin ortasında ibret olsun diye evire çevire dövdürtürüm seni. Açık kulaklarını, iyice belle lafımı. Anladın mı? Yıldız. Elif. Gel. Kız dur yavaş yavaş Allah aşkına. Hadi anlat nasıl geçti? Çatlatma insanı anlat. İyiydi. Nasıl yani? Bu kadar mı? İyiydi. İki gün önce anca rüyanda gördüğün adam sana aşık olmuş. Abart Yıldız, abart ne olur hadi. Seni gördükten sonra senden başka bir şey düşünemez olmuş. İstanbul'un en gözde bekarı, Giray Şirketler Grubu'nun veliahtı Bulut Giray seninle buluşabilmek, seninle iki çift laf edebilmek için işini gücünü bırakmış, buraya gelmiş ve senin ettiğin lafa bak. Bu kadar soğukkanlık da fazla ama. Hayır yani ben senin yerinde olsam benim nabzım sahnede 1500 vururdu kızım. Çünkü Bulut benimle buluşmadı. O ne demek be? Yurt dışında okumuş, kendi markasını yaratmaya çalışan, çok zengin bir ailenin iki kızından stilis Elif'le buluştu. Bu tanımlar sana tanıdık geliyor mu? Olmaz. Bulut'un bir an önce gerçekleri öğrenmesi lazım. Yani bu durum daha fazla çirkinleşmeden benim ona her şeyi anlatmam lazım. Gerçi bugün anlatmaya çalıştım ama dinlemedi beni. Yarın yemekte anlatırsın dedi, geçiştirdi. Ama benim içim hiç rahat değil. Yarın gece yemeğe mi çıkıyorsunuz? Aşk olsun yani Yıldız. O kadar şey söyledim, bir tek bunu mu duydun? Yani. Sende bir şey var. Bak bakalım. Sen benden bir şey saklıyorsun değil mi?
inan buradaydı. Fotoğrafı görmüş. Gözlerinden ateş çıkıyordu ya. Ay buraya dağıtacak diye nasıl korktum bir bilsen. Elif, sen eve mevi gidemezsin. Bizde kalıyorsun, o kadar. Olmaz Yıldız. Ne olacak? Kaç gün saklayacaksın beni Allah aşkına? Kendi dertleri yetmiyormuş gibi bir de benim derdimle mi uğraşsın Mustafa teyze? Elif, senin normal bir kıyafet yüzünden sokak ortasında dövmeye kalkan adam böyle bir durumda seni öldürür ya. O eve gidemezsin. Gidemezsin dedim. Elif, izin ver ben de seninle geleyim. Suçu üstüme alırım. Hem yalan da değil ki. Ben zorladım seni, ben sürükledim. Ben halledeceğim, merak etme. Buraya gelmene bile gerek yoktu zaten. Tamam bak, telefonun bir ucundayım. Kötü bir şey olursa hemen ara beni, tamam mı? Gerekirse bütün İstanbul polisini yıkarım buraya. Bak yaparım, biliyorsun değil mi? Biliyorum, yaparsın. Seni çok seviyorum Elif, biliyorsun değil mi? Onu da biliyorum deli kız. Gün içinde kaç kere söylüyorsun ben bile hatırlamıyorum. Ben de seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Hadi git artık. Güzel kız. Güzellik başa bela bir sırrı. Ne demeye, belanın dibine park ediyoruz o zaman. Biz bela seviyoruz oğlum. Bayılmıyor muyuz biz belaya sırrı? Dinç tutuyor bizi. İzin isteseydim vermeyecektiniz. 25 yaşındayım ben baba. Hayatım boyunca bir kere bile gece dışarı çıkmadım, bir partiye katılmadım. Bir kere istemişim çok mu? Ha? Çok mu şey istemişim? Ya Elif! Kes lan sesini! Karabarsak! Karışma! Hazır lan. İki güne seni istemeye geliyorlar. Ne? Kim? Ben kimseyle evlenmem. Söyleyin kimse o gelmesin baba. Partilerde sütmek daha güzel değil mi? Ha? Bile dinlemeyecek misin beni? Ha? Hemen görücü mü çağırdın eve baba? Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Bu kadar mı kurtulmak istiyorsun ha? Bir kere bile beni anlamaya çalışmadın. Biz anlayacağımızı anladık kızım. Maşallah. Fotoğrafların böyle boy boy her yerde. Sadece biz değil, bütün ülke anladı seni, bu derdini. Sen varsın değil mi bu işin arkasında? Kaç paraya sattın beni? Ha? Tövbe bismillah. Kaç paraya sattın beni Gülendam? Faysal. Bak duyuyorsun deme bana dediklerini. Orada burada fink atan kendisi. Suçlu gene ben. Ben sana her zaman diyorum da sen bana hiç inanmıyorsun. Yok. Yaranamıyorum ben senin bu kızına, yok. Yaranamıyorum. Evlenmem. Ölürüm de evlenmem baba. İstemeye gelirlerse de büyük rezalet çıkarırım ona göre. Kimsin ulan sen, lafımını sürülen sürüntü? Ha? Ne diyorsam onu yapacaksın. Kemiklerimi de kırsan öldürsen de evlenmem. Duydunuz mu beni? Hayatımda hiç tanımadığım bir adamla evlenmeyeceğim baba. Kimsin? Ulan buraya bak! Geçin! Gel lan buraya!
Canını çıkardın kızım Faysal. Yazıktır, günahtır. Bu kadar da fazla oldu ha? Ben gideyim de bir bakayım kıza. Az bile etti baban. Sen de artık bundan sonra orospuluk etmeden evvel iki sefer düşünürsün. İki güne geliyor olmasalardı bacaklarını da kırardı da şükret gene haline. Çık dışarı. Çık dışarı Gülendam. Dışarı çık. Ama kısmetli kızsın ha. Şansın yaver gitti gene. Adam 47 yaşında falan ama çöpsüz üzüm, çöpsüz. Evleri, arabaları. Oo, yaşadın vallahi. Çık dışarı. Defol. Defol buradan Gülendam. Defol, defol.